Tüm Türkiye'deki 10. ve 12. sınıflarımıza selam olsun arkadaşlar. Bugün de AYT 2022 ile alakalı olarak fonksiyonlar konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz İbrahim Akça hocamızın Akça yayınlarından fonksiyonlar kitabı var. Bu fonksiyonlar kitabında kilit sorular adı altında bir bölüm var. Biz de oradan AYT fonksiyonlarla ilgili olan kilit soruları beraber çözmeye çalışacağız. Hepinize iyi seyirler. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet. Yayınlarından İbrahim Akça hocamızın Öğretmenine Çözdür bölümü başlıyor. Kilit sorular, AYT fonksiyonlar. Evet, başlayalım. Kilit soru 1. Fx eşittir. X artı 3'ün parantez karesi fonksiyonuna sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanıyor. M birim sola kaydırılıyor. N birim aşağı kaydırılıyor. Uygulamalar sonrasında fx eşittir x artı 5'in karesi eksi 3 fonksiyonu elde ediliyor. M çarpı n çarpımı kaçtır diyor hocamız. Şimdi arkadaşlar hatırlamaya çalışalım. AYT için çok önemli kilit bilgilerden bir tanesi. M birim sola kaydırılıyormuş. M birim sola kaydırıldığında x yerine X gördüğümüz yere x artı m yazıyorduk, değil mi? X gördüğüm yere x artı m yazıyordum. Sola kaydırdığında sağa kaydırsaydı m birim, o zaman x eksi m yazıyorduk, tamam mı? N birim aşağı kaydırıldığında ne yapıyorduk? Fonksiyondan n çıkartıyorduk. X artı m artı 3'ün parantez karesi eksi n. Evet, uygulamalar sonrasında bu şuraya eşitmiş. Yani x artı 5 kare eksi 3. Buradan gördüğünüz gibi m artı 3 5'e ve n de 3'e eşittir. Yani m'miz 2 çıkar buradan. M'miz 2 çıkar ve n'miz de 3 çıkar. M çarpı n kaçtır demiş İbrahim Akça hocamız. Doğru yanıt E şıkkı olmalıydı diyoruz. Evet arkadaşlar. Doğru cevap 6 olmalıydı 2 kere 3'ten dolayı. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Kilit soru 2'ye. Fx eşittir. X eksi 3'ün parantez karesi fonksiyonu A birim ötelendiğinde F fonksiyonunun Y eksenine göre simetriğine eşit oluyor. B birim ötelendiğinde x eksi 3'ün parantez karesi artı 1 fonksiyonu elde ediliyor. Evet, bu soru da çok kaliteli ve güzel bir soru gerçekten çocuklar. Şimdi burada şöyle düşünmeniz gerekiyor. Hocamız F fonksiyonun Y eksenine göre simetriği olmuş. Demek ki bu içeriden yani x yerine bir şeyler yazmamız gerekiyor. Yani ya x eksi a yazacağız ya da x artı a yazacağız. Ki o yani ya sağa kaydıracağız bizim fonksiyon grafiğini ya da sola kaydırmamız gerekiyor. Ki y eksenine göre simetriğine eşit olsun. B birim ötelendiği zaman da ha, y eksenine göre simetriği ne demekti? Y eksenine göre simetriği den ne anlamamız gerekiyordu? X yerine eksi x yazıyorduk. Hatırladınız mı? X yerine eksi x yazıyorduk. Hatırlayın. Aynen. X gördüğümüz yere eksi x yazıyorduk. Daha sonra a birim ötelenmiş. Eksi x eksi 3'ün parantez karesi eşit olmalıdır. X artı 3'ün parantez karesi. Her taraf içeriği eksiyle çarparsam gene bu parantez kareler birbirine eşittir. Demek ki bu nereye eşit oluyormuş? Öteleme altında
x eksi 3'ün parantez karesine. Yani a birim ötelendikten sonra a birim ötelendikten sonra bunlar buraya eşit olması gerekiyormuş. Bu bizim normal a birim ötelendikten sonra dediğimiz için şöyle x gördüğüm yere yani x artı a yazmam gerekiyor. A birim ötelendiğini düşünüyorum. Ne olması lazım? Yani x artı a x gördüğüm yere eksi 3. Burayı anlayabildiniz mi çocuklar? Yani burada x gördüğüm yere a birim sola ötelenmiş gibi düşündüm. A birim sola ötelendiği zaman y eksenine göre simetriğine eşit oluyor demiş. X yerine eksi x yazdığımızda y eksenine göre simetri olur. Bu buna eşitmiş. Buradan bariz bir şekilde a'nın kaç olduğu gözüküyor. A eşittir artı 6 olması lazım. Yani 6 birim sola ötelenme olduğunda y eksenine göre simetriğimizi elde etmiş oluyoruz. Evet, burada sıkıntımız yok. B birim ötelendiğinde de x eksi 3'ün karesi artı 1 olduğuna göre yukarı doğru bir birim ötelemişler. B eşittir 1'miş yani. A eşittir 6'ymış. B eşittir 1'miş. 6 eksi 1'den doğru yanıt 5 olması gerekirdi. A eksi B farkı kaçtır demişler. Gördüğünüz gibi A 6'ymış, B de 1'miş. Evet, 6 birim sola ötelenmiş diyebiliyoruz. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım hemen. Üçüncü sorumuza bakalım. Kilit soru 3'e bakalım. Güzelce. Kilit soru 3. Y eşittir fx fonksiyonu sırasıyla bir birim sola öteleniyor. Sonra da 7 birim aşağıya öteleniyor. Bir birim sola demek, hatırlayın, x gördüğünüz yere x artı 1 yazmaktı. 7 birim aşağıya demek eksi 7 yazmaktı. Bu hangi şıkta vardır? O halde özür dilerim. Bu hangi şıkta vardır? C şıkkında olması gerekirdi diyoruz. Doğru cevap C şıkkıdır. Evet. İlk kilit sorular 1 bölümümüzü bitirmiş olduk. Kilit sorular 2 bölümümüzle devam edelim şimdi. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin en geniş tanım kümesi -4 ile 3'ü reel sayılardan çıkartmışlar. Demek ki paydayı sıfır yapan değerler bunlar. Yani şöyle denilebilir. Paydamızı sıfır yapan değerlerimiz eksi 4 ve 3 olduğu için onu reel sayılardan çıkartmışız demek ki. En geniş tanım kümesini bulabilmek adına. O halde nasıl yapabiliriz? Eksi 4 diye bir kökümüz varsa çarpanlarımızdan bir tanesi x artı 4'tür. Paydadaki çarpanlarımızdan bir tanesi x artı 4'tür. Diğeri de x eksi 3 olduğunu varsayalım. X artı 4 ile x eksi 3'ü çarparsam ben x kare artı x eksi 12 olarak sonucu bulurum. Doğru yanıt B şıkkı olabilir. Yani paydamızda eğer x kare artı x eksi 12 olursa bu şekilde reel sayılar fark eksi 4, 3 olabilir tanım kümemiz diyorum. Evet çocuklar, kilit soru 2'ye bakalım isterseniz. Şimdi kilit soru 2. F fonksiyonun azalan olduğu en geniş aralık hangisidir demişler. F fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralığa bakacağım ben şimdi. Azalan demek ne demekti? X değerleri artarken y değerleri azalıyor.
Yani şurada bir azalış var bakın. Gördüğünüz gibi. Bir de nerede var? Birden başlayaraktan dikkat edin. X değerleri artarken gene Y değerleri azalıyor. En geniş aralık demişler. O zaman bu grafik böyle buradan sonsuza doğru akıp gidiyor. Doğru yanıt B şıkkı olması gerekiyordu. Birden sonsuza tanım kümesi olarak -2'den -1'e birleştiriyoruz, tamam mı? Doğru yanıt B şıkkı olmalıydı. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Evet. Üçüncü sorumuzda da yine karekök x eksi 3 artı karekök 8 eksi x fonksiyonun en geniş tanım aralığını sormuş hocamız. Karekök içerisi eksi olamaz bildiğiniz üzere. O zaman x eksi 3 sıfırdan daha büyük eşit olmalıdır. Büyük eşit sıfır olmalıdır. Ama bu karekökün içerisi de sıfırdan büyük veya eşit olmalıdır. O halde 8 büyük eşittir x'ten. X de 3'ten büyük eşittir. Her ikisini birleştirirsem 3 kapalı, 3'ten kapalı, 8'den kapalı aralığımız gelir. Affedersiniz. Evet, cevap B şıkkı olması gerekiyordu. Doğru yanıtımız B şıkkı olmalıydı. Dördüncü sorumuza bakalım. Bu fonksiyonun tanım ve görüntü kümesine sormuşlar. Baktığımız zaman tanım ve görüntü kümesini. Tanım kümesi dikkat ediyor musunuz? Eksi altıdan nereye doğru gidiyor? Bakın. Artı sonsuza doğru gidiyor. Eksi altıdan artı sonsuza. Daha sonra görüntü kümemizde nereden gidiyor? Şuradan bakarsanız -2'den kapalı yine sonsuza kadar ne yapacaktır? Değer alacaktır. -6'dan kapalı sonsuzdan açık. -2'den kapalı sonsuzdan açık. Doğru yanıt D şıkkı olması gerekiyordu. Burayı birazcık küçültürsem daha güzel görebiliriz diye düşünüyorum. Şurada. Heh. Baktığınız zaman bunun doğru yanıtı ne olmalıdır çocuklar? Tanım kümesi -6'dan artı sonsuza ve görüntü kümesi de -2'den kapalı artı sonsuza dememiz gerekir. Doğru yanıt D şıkkıdır, tamam mı? Evet. Şimdi kilit soru 5 ile devam edelim. Fx eşittir. Karekök içerisinde 5 eksi mutlak değer x. En geniş tanım kümesini istemiş gene İbrahim Akçı hocamız bizden. Emeğine sağlık. Karekökün içerisi sıfırdan büyük veya eşit olacak. Yani 5 eksi mutlak değer x büyük eşittir. Sıfır yazabiliriz. Yani 5 büyük eşittir. Mutlak değer x yazabiliriz. Yani mutlak değer x küçük eşittir. 5 yazabiliriz. Mutlak değer x bir sayıdan böyle küçük eşit olduğu zaman bu ne demekti? X'ler eksi 5 ile 5 arasına sıkışır demekti. O halde doğru yanıtımız C şıkkı olmalıdır. Eksi 5'ten kapalı, 5'ten açık aralığımız. Eksi 5'ten kapalı, 5'ten kapalı aralığımız C şıkkı olarak bulunmalıdır. Evet. Doğru yanıt. Gördüğünüz gibi eksi 5'ten kapalı, 5'ten kapalı arasındaki kalan bütün reel sayılar olmak zorundadır. Kilit soru 6'ya bakalım isterseniz. Güzelce kilit soru 6'ya bakalım. Fonksiyon grafiklerin tanım kümeleri yazıldığı zaman hangisi açıkta kalır gibi güzel bir sorumuz var. Evet.
Şöyle incelemeye çalışalım. Şimdi birincinin mesela atıyorum şeyi nedir? Tanım kümesi nedir? Birincinin tanım kümesi tüm reel sayılar değil mi? A şıkkını eliyoruz. Tanım kümelerinden hangisi açıkta kalır demişler. Gördüğünüz gibi. İkincinin tanım kümesi nedir? Düşündüğünüz zaman bakın sıfır dahil değil. Yani tüm pozitif reel sayılar. Öyle değil mi? Tüm pozitif reel sayılar olur çocuklar. 3 numaraya baktığımız zaman eksi 3'ten kapalı, 7'den kapalı olması gerekir. Buraya baktığımız zaman bakın tüm reel sayılar ama eksi 2 dahil değil. Eksi 2 dahil değil. Dikkat edin. Ve burada tanım aralığı belirtilmemiş. Yani açıkta kalan şıkkımız ne olması gerekir? 5'ten kapalı, 8'den kapalı aralık yok tanım kümesi olarak. Doğru yanıt B şıkkı olmalıydı diyoruz. Evet. 6. sorumuz da böyleydi. Tanım kümelerinde kim açıkta kalır demişti. Şöyle bir hızlıca üzerinden geçelim. Yoksa içimiz rahat etmez. Bunun tanım kümesi tüm reel sayılar. Şunun tanım kümesi pozitif reel sayılar. Bunun tüm tanım kümesi eksi 3'ten kapalı, 7'den kapalı arasındaki tüm reel sayılar. Bu R fark eksi 2 tek nokta kümesi diyebilirsiniz. Tanım kümesi olarak tüm reel sayılar, pozitif reel sayılar, eksi 3'ten 7'den kapalı tü arasındaki tüm reel sayılar, tüm reel sayılardan eksi 2 tek nokta kümesinin çıkartılması. Şimdi gönül rahatlığıyla 7. soruya gidebiliriz. Evet, kilit soru 7'ye bir bakalım isterseniz. Çok güzel bir soru. Dikkatli olun bu soruda. Bu soru hata yaptırabilir. Kilit soru 7'ye dikkat edelim lütfen. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonun en geniş tanım aralığı hangisidir demişler. Bakın tanım aralığına baktığınız zaman ilk gözünüze çarpan ne olması lazım? Mesela E'ye giden çok olur bu soruda. E şıkkına giden çok olur ama hata yapar çocuklar. Çünkü dikkat edin bakın burada eksi birin içerisi doluyor sonradan. Fark ettiniz mi? Yani eksi birin içerisi dolu bir şekilde devam ediyor. Burada boşluk var ama hani limit sorsa evet limiti yoktur denilebilir. Hani o ileride göreceğimiz limit konusunda bunun üzerinde tekrar durabiliriz. Ama tanım aralığı anlamında eksi birde de tanımlı olduğunu görebiliyoruz. Orada aldığı değer 3'e eşit oluyor. Sadece bizi sıkıntı veren eksi 2 tek nokta kümesini çıkartmamız lazım. Aman dikkat diyorum. Bu soruya E diyen çok olur. Tecrübeme dayanarak söylüyorum ama doğru yanıt B şıkkıdır. Tüm reel sayılardan özür dilerim. Eksi 2 tek nokta kümesini ne yapmanız lazım? Çıkartmanız gerekiyor. Anlaştık mı? Hemen devam edelim. Kilit soru 8 ile devam edelim. Fx eşittir. 3 eksi logaritma 3 tabanında x artı 4. Evet. Logaritmanın 3 tabanında x artı 4'ü dikkat etmenizi istiyorum. Logaritma demişler. Taban haricinde şu içerideki sayı daima ne olmalıydı? Hatırlayan var mı? İçerisi daima pozitif olmalıydı. Önce onu bir yazalım. X artı 4'ümüz büyüktür 0'dan. Yani x büyüktür eksi 4'ten. Burası eksi 4'ten açık olacak. Eksi 4'ten daha büyük. İkinci olarak da karekökün içerisi daima büyük eşit 0 olmalıydı değil mi? Karekökün içerisi daima büyük eşit 0 olacağına göre 3 eksi logaritma 3 tabanında x artı 4 büyük eşittir 0 yazalım biz buraya. Bunu bu tarafa atarsanız logaritma 3 tabanında x artı 4 olur. O zaman 3 üzeri 3'ten 27 büyük eşittir x artı 4 olur.
Değil mi? Logaritma 3 tabanında 27'ye denktir çünkü. 3 dediğiniz şey logaritma 3 tabanında 27'ye denktir. O halde 23 büyük eşittir x'tir. Yani ne bulduk Sarp hocam? Eksi 4'ten açık, 23'ten kapalı. Eksi 4'ten açık, 23'ten kapalı olunca doğru yanıt A şıkkı olmak zorundadır diyoruz. Evet. İkinci bölümü de bu şekilde çok şükür beraberce geçtik. Hemen kilit soru 3. bölüme geçelim. AYT tarzı soruları İbrahim Akçı hocamızın. Bakalım şimdi burada nasıl bir inceleme yapacağız. Evet. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi hangisidir diyor. Paydamız sıfır yapan değerleri çıkartacağız. Yani mutlak değer x artı 2'nin 3 olan yerleri atmamız gerekiyor. En geniş tanım kümesi için paydayı sıfır yapmamalı. X artı 2 ya 3'e eşittir ya da eksi 3'e eşittir. Mutlak değeri çözersek x artı 2'miz ya 3'e eşittir veya eksi 3'e eşittir. O halde buradan x'imiz ya 1'dir ya da x'imiz eksi 5'tir diyorum. Bakıldığı zaman yani 1 ve eksi 5'i çıkartmamız gerekir. Doğru yanıt D şıkkıdır. Reel sayılardan eksi 5 ve 1 tek nokta kümelerini çocuklar çıkartırsanız en geniş tanım kümesini elde edersiniz diye düşünüyorum. Şimdi ikinci sorumuza bakalım hemen. İkinci sorumuza bakalım. Kilit sorular 3 bölümünde. Kilit soru ikinci sorumuz. Evet. Fx ve gx fonksiyonları ile ilgili bilinenler var. O halde fx fonksiyonu her reel sayı kendisinin bir fazlasını kendisinin bir eksiğini oranına götürüyor. Yani x'ten x artı 1 bölü x eksi 1'e götürüyormuş. Gx ne yapıyor? Bu fx olsun. Baktığımız zaman gx ne yapıyormuş? Her x'i karekök x'e götürüyor. Şimdi çocuklar burada dikkatli olmamızda fayda var. F bileşke gx demişler. F bileşke gx demek f içerisinde gx yazıyoruz demektir. Yani karekök x artı 1 bölü karekök x eksi 1'dir. Şimdi bunun tanım en geniş tanım aralığını çözmek gerekirse bir kere dikkatli olun. Tüm reel sayılardan biri çıkarttık dediğiniz anda yanarsınız. Haberiniz olsun. Sebebini söylemek istiyorum. Öyle bir şansımız yok. Şimdi neden Sarp hocam diyeceksiniz? Çünkü karekök x'in tanımı nasıldır? Nerede tanımlıdır? Karekök x, dikkat edin. Sıfırdan büyük olması veya büyük veya eşit olması gerekir. Bir de bunu tabii tanımsız yapan değeri çıkartmamız gerekir. Sıfırla sonsuz aralığından bir tek nokta kümesini çıkartmanız lazım. Bu da çok kaliteli, güzel bir soruydu gene. F bileşke Gx'in tanım aralığını sordu hocamız. Tanım kümesini sormuştu. Cevap D şıkkı olması gerekir diye düşünüyorum. Hemen devam edelim. Üçüncü sorumuzla. Kilit soru 3 ile devam ediyoruz. Fonksiyonun en geniş tanım kümesindeki tam sayıların toplamı kaçtır demişler. Ne demiştik? Daha demin de söylemiştik. Kareköklerin içerisi büyük eşittir 0 olacak. Yani 2x büyük eşittir 3 olacak ve 5 de x'ten daha büyük eşit olacak. Dikkat edin. Her tarafı 2'ye bölerseniz 3 bölü 2'den büyük veya eşit olacak. Ve 5 de x'ten büyük veya eşit olacak. Büyük veya eşit mi? Evet. Olamaz. 5'e eşit olamaz. Paydayı 0 yapar o zaman. Affedersiniz. Yani 5 büyüktür x'ten olması gerekir. Bu da yaklaşık 1,5 olduğunu biliyoruz. 1,5'tan büyük tam sayılar ve 5'ten küçük 2, 3 ve 4 olması gerekir. Bunları toplarsanız 2, 3 ve 4'ü toplarsanız
En geniş tanım kümesindeki tam sayıların toplamı cevabımız 9 olması gerekir. Doğru yanıt 9'dur. Hemen dördüncü sorumuza geçmek istiyorum ben buradan. Evet, güzel bir sorumuz var yine. F içerisinde x artı 1 bölü 3, x kare eksi 7, x artı 10. F fonksiyonun en geniş tanım aralarını bulur musun diye sormuşlar. Tabii ki bulurum. Şimdi biz burada önce içeriği bir büyük x yapmamız lazım. Yani x artı 1 bölü 3'ten fx'e gitmemiz lazım. Ne olur? Biliyorsunuz x yerine ne yazmamız gerekir? Şuraya süslü x diyelim biz buraya. Oraya süslü x dersek x gördüğümüz yere evet x gördüğümüz yere yani f süslü x nedir Sarp hocam derseniz x cinsinden çekerseniz onu 3 süslü x eksi 1 yazmanız lazım. X gördüğünüz yere 3 süslü x eksi 1 yazmanız lazım. Parantez karesi eksi 7 tane 3 tane süslü x eksi 1 yazmanız lazım buraya. Artı 10 yazarsınız. Dikkat edin. Bunun da gördüğünüz gibi tüm reel sayılarda tanımlıdır. Yani bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. En geniş tanım aralığını sormuşlar. Tüm reel sayılardır dememizde sakınca yoktur. Evet. Hemen kilit sorular 5'e bakalım isterseniz. Gerçel reel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu tanımlanıyor. Eksi 3, 1 aralığının f fonksiyonu altındaki görüntü kümesine bakacağız bu sefer. Yani tanım aralığı verilmiş bize. Eksi 3 ile 1, eksi 3'e eşit olabilirmiş x'lerimiz. Ama 1'e eşit olmazmış. Buradan şimdi size bir soru soracağım çocuklar. Eksi 3'ten dahilsiniz, 1'den açık aralıksınız. Mutlak değer x nereye düşer? Evet. Önemli olan sorumuz bu. Mutlak değer en az sıfır olabileceği için aman hata yapmayın. Sıfırla nereye düşmeniz lazım? Sıfırdan 3 aralığına düşer. Burada hataya düşmenizi istemiyorum. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eksi 3'ten kapalı işte 1'den açık. Mesela bu aradaki tam sayıların aynen. Şeyi nereye düşer? Birden kapalı değil. Dolayısıyla ortada sıfır da var. Yani mutlak değerimiz tam sayı olarak, tam sayı aralığı olarak sıfırla 3 aralığına düştü. Şimdi mutlak x'i gördüğümüz yere önce sıfır yazalım, sonra da 3 yazalım. Sıfır yazdığımızda 1 bölü 2 elde ederiz. 1 bölü 2'den kapalı. Ve 3 yazdığımızda da 4 bölü 5 elde ederiz. 1 bölü 2'den kapalı. 4 bölü 5'ten özür dilerim kapalı. Aradaki tüm reel sayılar dememiz lazım. Görüntü kümesi olduğuna dikkat edin. Tanım kümesi ve görüntü kümesi arasındaki farkı biliyorsunuzdur. Evet. Bu da AYT bölümüydü. Akça yayınlarından çıkan fonksiyonlar kitabımızın. Bir de ben bu videoya ek olaraktan yine İbrahim Akça hocamızın hani ÖSYM tarzı sorduğu bir tane ÖSYM tarzı testini çözmek istiyorum. Burada sizlere ek olaraktan onu da çözmek isterim. Şöyle ÖSYM tarzı diyelim. Hemen. Mesela ÖSYM tarzı yazdığı sorulardan sınav ayarı işler bölümü var burada bu kitapta. ÖSYM frekansında çıkabilecek sorular yazmış. İbrahim Akçı hocamız fonksiyonlarla alakalı olarak da bir de bu bölümde mesela atıyorum sınav ayarı işler birinci bölümün testlerini çözelim. ÖSYM tarzı çıkabilecek sorular güzel bir şekilde bunu yapmaya çalışalım diye düşündüm. F4'ün değeri kaçtır demiş hocamız.
Demek ki x eksi 1 bölü x artı 1'i 4'e eşitleyeceğiz. X eksi 1 bölü x artı 1'i 4'e eşitleyeceğiz o zaman. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsak 4x artı 4 eşittir x eksi 1 olur. Bu o zaman 3x eşittir eksi 5 olur. Artı 4'ü bu tarafa atarsanız x yerine eksi 5 bölü 3 yazmamız gerekiyor. O zaman x gördüğümüz yere eksi 5 bölü 3 yazıyorduk. Hatırlayın. Ne olur? 25 bölü 9 artı 10 bölü 3 artı 1 olacak burası. Bunun paydasını 3 ile bununkini de 9 ile yaparsak 39, 25 daha 64 bölü 9 veya şeyi de görebilirdiniz. Burası x eksi 1'in parantez karesi olacağı için eksi 5 bölü 3 direkt olarak eksi 1'in parantez karesi de eksi 8 bölü 3'ün parantez karesinden doğru yanıt 64 bölü 9 olarak bulunur. Bu soru tipimizde evet. Üniversite sınavında çıkabilecek ÖSYM tarzı soruları İbrahim Akça hocamızın Akçayından cevaba D dedik birinci sorumuzun. Doğru yanıtına D dedik. İkinci sorumuza bakalım. Reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı x kare artı y kare eşittir 16 çemberi var. B2 bağıntısı var. B3 bağıntısı var. Hangileri fonksiyon belirtir? Ya bir kere bir çember fonksiyon belirtmez. Yarıçapı 4 olan birim çemberden söz ediyor. Baktığımız zaman. Neden Sarp hocam diyeceksiniz? Şimdi x eksenine yatay bir çizgi çektiğim zaman dikkat edin. Pardon, x eksene yatay bir çizgi demişim. Şöyle anlatayım ben size. Yani atıyorum x yerine 0 yazdığımızda en azından x yerine 0 yazdığımızda yani dikey çizgi çekecektim. Şöyle. Özür diliyorum. Fonksiyon olup olmadığıyla alakalı olaraktan ne olacak? Mesela x eşittir 0 iken y'niz 4 veya y'niz eksi 4 geliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani 0 hem 4'e hem de eksi 4'e gidebilir miydi? 0,4 ve 0,-4 olabilir mi aynı anda? Yani hatırlayın tanım kümesindeki elemanlar fonksiyon olabilmesi için çocuklar demiştik. Sonra görüntüde anneler demiştik. Yani çocuğun iki tane annesinin olma ihtimali var mı? Olamayacağı için bu bir fonksiyon olamaz. Aynı mantıktan düşünürsek yine burada y kareli bir terim görüyoruz biz burada. Y kareli bir terim de görüyorum orada. O zaman bu da olamayacaktır. Yani x yerine bir tane değer verdiğinizde y yerine iki tane değer bulabiliyorsunuz. Bu fonksiyon olma şartına ters bir şeydi. Ama burada bir sıkıntı olmayacaktır. Doğru yanıt yalnız 2 olacaktır diye düşünüyorum. Fonksiyon olan şıkkımız. ÖSYM tarzı sorularımız. Üçüncü sorumuza bakalım. N büyük eşit 1 için F1 4 ise F5 değeri kaçtır demişler. Hemen yapmaya çalışalım burada. Nasıl yapacağız? Yani mesela işte F2 bölü F1'i yazalım isterseniz. Önce N yerine 1 aldığımı düşünelim. 2'nin karesi. Sonra ne yapalım? F3 bölü F2 yazalım. Yani N yerine 2 aldığımızı düşünelim. Sonra F4 bölü F3 yazalım. F4 bölü F3 yazalım. O da 4'ün karesidir. En sonunda da F5 bölü F4 yazalım. Evet çocuklar, bütün bunları taraf tarafa çarptığımızı düşünelim. Taraf tarafa çarparsak ne olur Sarp hocam? Bakalım.
F4 yukarıda var, aşağıda var. F3 yukarıda var, aşağıda var. F2 yukarıda var, aşağıda var. F5 yukarıda, F1 aşağıda. F5 bölü F1. F5 bölü F1 eşit olmalıdır. 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi olacak. F1 neydi? F1 4'tü. 4 neydi? Yani içler dışlar çarpımı yaparsanız F4 demek 2 üzeri 2 idi. Bir 2 üzeri 2 de burada var. 3 üzeri 2'miz var. 4 yerine 2 üzeri 2 yazarsak 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2. İkileri toparlarsanız burada 2 üzeri 8, 3 üzeri 2, 5'in karesi olduğunu bulabilirsiniz. Yine çok rahatlıkla ÖSYM sorusu olarak gelebilecek bir ÖSYM aday sorusu diyebiliriz. Yine Akçe hocamızdan burası F5 çocuklar. Şu aşağıya indirdiğimde F1 ile çarptım. İşler dışlar çarpımı yaptım. Bu şekilde doğru yanıt D şıkkı demeliydik. Üçüncü soruya. Dörde baktığım zaman R fark 3'te tanımlanan demişler. R fark 3 yani 3'e eşit olmayacak diyoruz. X farklıdır 3. Bunu yazayım ben. Ama dikkat edelim değer kümesi diyor. Değil mi? Değer kümesi dediği için şimdi x kare eksi 9 2 kare farkından ne yapar? X eksi 3 çarpı x artı 3 yapar çocuklar. Bölü x eksi 3'ümüz vardı. Bunların sadeleştiğini düşünelim. X eksi 3'ler birbirini götürecektir. Yani fx eşittir. X artı 3 olacaktır. Fakat x farklı 3'tü. X 3'ten farklıyken x artı 3 yani fx de farklıdır 6 olmalısı gerekiyor. Onun dışında hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Yani tüm reel sayılardan 6'yı çıkartaraktan değer kümesine ulaşabiliriz. R fark 6 olacaktır. Değer kümesi dediğine dikkat edin. Doğru yanıt 4. sorumuzda da D şıkkı olmalıydı. 5. soruya bakıyorum. Tanım kümesi demişler. Paydayı sıfır yapan değeri çıkartıyorduk. Hatırlayın. Yani R fark 2 bölü 3 diyebiliriz. Tüm reel sayılar olabilir mi tanım kümemiz? Hayır. Pozitif reel sayıların tamamı olamaz. 2 bölü 3 olamazdığı için negatif sayılar tanım kümesi alınabilir. Negatif tam sayılar da tanım kümesi alınabilir. Doğal sayılar da alınabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Doğru yanıt 3, 4, 5'ten doğru cevap D şıkkı olmalıydı. Affedersiniz. Evet. Doğru yanıt D şıkkı. Güzel sorular. A kare eksi 1 görüntü kümesi tek elemanlıdır diyor. Yani sabit fonksiyondan bahsetmiş İbrahim Akçı hocamız. O zaman fx eşittir sabit olması lazım. Yani a kare eksi 1'in 0'a eşit olması lazım. A kare 1'e eşit olması lazım. A eşittir buradan 1 ve ya eksi 1'dir. A'mız 1 veya eksi 1'dir çocuklar. X'li katsayı olmaması gerekir ki fx'in görüntü kümesi tek elemanlı olsun. Yani fx eşittir sabit bir fonksiyon. Nasıl sabit bir fonksiyon olacak? Fx eşittir b kare eksi 4 olacak. Yani gördüğünüz gibi. Fx eşittir b kare eksi 4'e eşit olacak. Sabit her zaman. O zaman f1 ve f eksi 1 aynı şeye eşit olacak. Yani çarpımları 25. Çarpımları 25 olan 5 ve 5 veya eksi 5 ve eksi 5 var. Yani buradan da çıkan sonuç b kare eksi 4'ümüz ya 5'tir. Unutmayın. Veya b kare eksi 4'ümüz direkt olarak eksi 5'e eşit olmalıdır ki buradan b eşittir 3 veya eksi 3. Buradan baktığınızda zaten b kare eşittir eksi 1 oluyor. Buradan çelişkiye varıyorsunuz. Evet, güzel bir soru. Kesinlikle doğrudur demiş hocamız.
Yani A1 iken A1 iken B3 olabilir. A1 iken B-3 de olabilir. Şimdi buna göre soruyu yorumlamak istiyorum sizler için. Hocamız demiş ki A artı B 4. A artı B'nin 4 olabilmesi için yani A'nın 1, B'nin 3 olması lazım. Bu doğru. Bu kesinlikle doğrudur. A artı B 2 olabilmesi için A artı B'nin 2 olabilmesi için B3 A eksi 1 olacak. Başka bir durum olamaz. Bu da doğru. Kesinlikle bu da doğru. A artı B'nin eksi 4 olabilmesi için B'nin eksi 3 A'nın eksi 1 olması lazım. Çarpımları da artı 3 olur. O da doğru. Onu da söylemek istiyorum. Şurayı göremiyorsunuzdur. O yüzden orayı şey yaptım. Dediğim gibi yani bu A artı B'nin 4 olması A1 B3 iken olabilir. A artı B'nin 2 olabilmesi B3 A eksi 1 iken olabilir. Başka bir durumda olamaz. O yüzden doğru dedim. A artı B'nin eksi 4 olabilmesi için B'nin eksi 3 A'nın eksi 1 olması lazım. Çarpımları da 3 olur. Ama dikkat edin buraya. 4 numaraya dikkat edin. Çarpımları eksi 3 olan. Çarpımları eksi 3 olan A 1 iken B eksi 3 veya A eksi 1 iken B 3 olacağı için bu daima kesinlikle doğru olmayabilir diyorum. Bunun cevabı arkadaşlar bu soru da çok kaliteli güzel bir soruydu. 1, 2 ve 3 olması lazım. Altıncı sorunun cevabı A şıkkıdır. Doğru yanıtı A şıkkıdır diyebiliriz. Evet. Yine ÖSYM taze sorular da ekledim. Hani AYT soruları, kilit soruların devamına. Fx eşittir x kare artı x artı 1'miş. X gördüğümüz yere 1, 1 bölü 2 eksi x yazacağız. X gördüğümüz yere eksi x yazacağız. Başka bir şey yapmamıza gerek yoktur. 1 bölü 2 eksi x yazalım. Parantez karesi işte artı 1 bölü 2 eksi x diyelim. Artı 1. Bu tamam. X gördüğümüz yere eksi x yazalım. Yine x kare eder. Eksi x artı 1. Evet. Bunları toplamamız gerekiyor bu ikisini. Evet. 1 bölü 2 eksi x'i açalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Artı 1 bölü 2 eksi x artı 1 artı x kare eksi x artı 1 şeklinde. 1x kare 1x kare daha ne yapar? 2x kare. Eksi 1x eksi 2x eksi 3x. Ve bu sayıları da toplarsanız 1 1 daha 2 2 artı 3 bölü 4'ten 11 bölü 4 sonucuna varırsınız. Doğru yanıt A şıkkı olmalıdır diye düşünüyorum. 7. sorunun cevabı da doğru yanıt da A şıkkıdır. Bir şey yoktu burada. X gördüğümüz yere 1 bölü 2 eksi x, x gördüğümüz yere eksi x yazıp fonksiyonu düzenleyip yeni bir şekilde toplamamız isteniyordu sadece. 8. soruya bakalım şimdi. Fx eşittir mutlak değer x eksi 3 eksi mutlak değer x artı 1. F4, F2, F eksi 1 nedir demişler. Yerine yazacağız sadece. F4 demek 1 eksi 5 demek. F2 demek eksi 1'in mutlak değeri 1 eksi 3 demek. Eksi 1 demek mutlak değeri olduğu için bu şekilde. Bunları toplayalım şimdi. 6 eksi 8 eder. Bunların toplamı 4, 5, 6, eksi 8'den doğru yanıt eksi 2 olması gerekiyordu. Doğru cevap eksi 2'dir. 8'in sorumuzun cevabı doğru yanıtımız B şıkkıdır. Hemen 9'un sorumuza bakıyorum. Bir F fonksiyonu her bir pozitif tam sayı kendisiyle çarpımsal tersinin farkına götürüyor demiş hocamız. Yani x'ten çarpımsal tersi 1 bölü x. Çarpma işlemine göre tersi.
O halde bunu düzenlersek x kare eksi 1 bölü x olduğunu görebilirsiniz. Doğru yanıt B şıkkıdır. 9. sorumuzda da. Hemen 10. sorumuza da bakalım. 10. sorumuza baktığım zaman fx eşittir 2x artı 3 eksi fx artı 1'miş. F4'ten F2'ye gideceğiz. O zaman yazmaya başlayalım gene. Merdiven fonksiyon dediğimiz tarzdaki soru tipimiz bu bizim. F3'ü nasıl yazarız? F3 kaçtır? 9 eksi F4'tür. Hemen yazalım. F2 kaçtır? X gördüğümüz yere 2 yazacağız. 7 eksi F3'tür. F4 5'miş. Götürüp yerine yazalım. F4 5 ise 9 eksi 5'ten burası 4 gelir. 4'ü yerine yazarsak F2'miz 3 olarak bulunur. Doğru yanıt B şıkkı olması gerekiyordu. Merdiven fonksiyon F4'ten F3'e, F3'ten F2'ye geliyorsunuz. Doğru cevabımız B şıkkı olmalıydı. 11. sorumuza bakalım. Evet, birebir fonksiyon ne demekti? Bunu anlatmaya çalışacağım size. Görüntüleri eşit olan tanım kümesindeki elemanlar için ise x1'in x2'ye eşit olmasıdır. Bu birebirlik. Unutmayın bunu. Bu birebirlik. Veya şöyle tanımlayabilirsiniz. Mantıksal önerme gibi düşünerekten. Birbirinden farklı elemanların görüntüleri de farklıdır diyebilirsiniz. Aynı şeydir. Bu da birebirlik tanımıdır canım arkadaşlarım. Yani F0, F4, F8, F10'un aldığı değerler birbirinden farklı olacak. Tamam mı? Bunlar birbirinden, hepsi birbirinden farklı olacak. F0, F4, F8, F10'un aldığı değerlerin hepsi birbirinden farklı olacak. Şimdi bu en büyük olsun, bir de en küçük olsun. Evet. Nasıl olur o zaman? Bunlar birbirinden farklı değerlerse A'dan A'ya demişler. Yani buradan seçeceğiz. Yani bir tanesi 10, bir tanesi 8, bir tanesi 6, bir tanesinde 4 seçebiliriz. Farklı olaraktan. Gördüğünüz gibi. En büyük 28 olur. Farklı değerler seçersek atıyorum 6, 2, 0, 4 en küçüklerini seçelim. Oradaki 6 değerden en küçüklerini seçip toplarsak o zaman en küçük de 12 olacaktır. En büyük değerden en küçük değeri çıkartın demişler. 16. 16'nın da karesi kaçtır demişler. O halde doğru yanıt 256 olması gerekiyordu. Yine güzel birebirlik tanımını iyi bilmeye dayalı bir soru. Yani tanım kümesindeki farklı elemanların görüntüleri de farklıdır. Dolayısıyla F0, F4, F8, F10'un alabileceği değerler birbirinden farklı olması lazım ve en büyük olmaları gerekiyormuş. A kümesinden A'ya dediği için ne olabilir bunlar? 10 olabilir, 8, 6, 4 olabilirler en fazla. En az kaç olabilirler? 0, 2, 4, 6 olabilirler diye düşündük. 28'den 12'yi çıkarttık. Karesini sormuşlardı. Evet. Doğru yanıt C şıkkıydı. Ve geldik 12. sorumuza. Yine güzel yerine koyma sorusu diye düşünüyorum. Ne yapmışlar burada? İşte fx eşittir. Evet. 3 parantezini alabiliriz. X küp eksi 2x kare artı 3x eksi 1 diyelim biz buna. X gördüğümüz yere x artı 2 yazacağız. Bu kadar basit. X gördüğümüz yere x artı 2 yazmamızı istiyorlar. X gördüğümüz yere x artı 2 yazacağız. Evet. Biraz uzun bir işlemdi ama yine üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. X artı 2'nin küpü eksi 2 çarpı x artı 2'nin parantez karesi artı 3 çarpı x artı 2 eksi 1'in sonucunu bizden istediklerini düşünüyorum. Evet, x artı 2'nin küpünü hatırlayalım. Bir sayının küpü, birincinin küpü. 1, 3, 3, 1 katsayıları vardı. Birincinin karesi çarpı ikinci.
3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi artı ikincinin küpü şeklindeydi. X artı 2'nin küpünü açtık. Sonra eksi 2 ile çarpacağız. Neyi çarpacağız? X artı 2'nin karesini. X kare artı 4x artı 4 diyelim. 3'ü dağıtalım. 3x artı 6 eksi 1'i var. Yani 3x artı 5 diyelim. Biz burayı kapatalım. 3 parantezinde ne kalır orada? X küp kalır. 3 kere 2'den 6x kare kalır. 4 kere 3'ten 12x artı 8 eksi 2x kare eksi 8x eksi 8 artı 3x artı 5 diyelim biz buraya. Ve kapatalım hemen. 3x küplü bir şey olacak zaten. Doğru yanıt E şıkkıdır ama yine de ben düzenlemek istiyorum. Sizleri çok seviyorum. 6x kare var. Eksi 2x kareden 4x kare. 3 ile çarparsak 12x kare. Evet, bu da tuttu. 12x var. 8x çıkartırsanız 4x. 3x ile toplarsanız 7x. 3 ile çarparsanız 21x. O da tuttu. Sabit sayılarda artı 8. Artı 5 daha 13. 8 çıkartırsanız 5 kere 3'ten 15. Doğru yanıt E şıkkı olmalıydı. Evet çocuklar. Bugün de yine 2022 AYT hazırlık amacıyla AYT fonksiyonlar konusununla ilgili sorular çözdük. Tekrardan İbrahim Akçı hocama da çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Selamlar, saygılar, iyi günler.